7 pi bölü 12 radyan kaç derecedir demiş. Şimdi derece istiyor bizden değil mi? Yani yapmamız gereken şey ne? Pi yerine 180'i yazmak. Bunu biliyorsun. Pi'nin yerine 180'i yazdık. Bölü 12 yaptı. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Burada ne kaldı? 15 kaldı. 7 ile de 15'i çarparsak nerede diyoruz? 105. Cevabımız 105 derecedir. Bu kadar basit. Geçtik. 150 derece kaç radyandır diyor. Bunu şu, bu soru şunu kullanabilirsin. 180 derece pi değil miydi? O halde 150 derece nedir diye bir orantı kuralım. Çapla çarpım yapalım. Yani x buradan ne geldi? 150 pi bölü 180 geldi. Şimdi şu sıfırlardan birer tane gönderelim. Bir de bunlar en iyi neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. 5 pi bölü 6 geldi. Cevabımız neymiş? 5 pi bölü 6'ymış. Gerçekten basit gidiyor. Kaç radyandır diye soruyor. Pardon radyan kaç derecedir diye soruyor. Yani biz bunu dereceye çevireceğiz. Şimdi ilk önce şöyle yapalım bence. Burayı paylaş diyelim. Burayı 15'e çarparsak evet paylaş demiş oluyoruz. O halde yukarıda 15 pi eksi pi bölü ne kaldı? 105 kaldı. Hatta 105 nasıl yazalım biliyor musun? 7 çarpı 15 diye yazalım. Birazdan şurada sağ yapabilirim. Boşuna bir daha çarpan ayırmaya uğraşmayayım. Yukarıda 14 pi var. Aşağıda 7, 15 var. Evet. Şuna gidiyor gördün mü? Ne kaldı? 2 pi bölü 15 kaldı. Peki biz derece istiyoruz değil mi? O zaman ne yapacağız? Pi yerine 180 derece yazıyoruz. 180 bölü 15 diyelim. Peki buradan kaç çıkacak? 180, 15. Şunlar birbirini götürdüğü zaman Burada ne kalıyor? 12 kalıyor. Cevabımız ne gelecek? 24 derece gelecek. Tamam ben çekileyim buradan artık. Devam edelim. 7380 dakikalık açı kaç derecedir demiş. Biz dereceden daha doğrusu dakikadan dereceye geçeceğiz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? 60'a bölmemiz gerekiyor. Bölelim. Kaç kere var? Bir kere var. Şurada 60 aşağı indi 13. Şu 8 aşağı indirdik. 2 kere var. 120. Buradan 1, 8. Bir de şuradaki 0 indirdik. 180. 3 kere var. Evet çıktı. Cevabımız neymiş? 123 dereceymiş. Yani C şıkkı. Peki. Geçtim. Burada 47.828. Ee, saniye kaç derece kaç dakika kaç saniyedir diye sormuş yapmamız gereken bunu sürekli neye böleceğiz 60'a böleceğiz evet değer bu 60'a bölelim bakalım şimdi kaç kere var 7 kere kaç yaptı burası 420 peki buradan 8 buradan ne indi aşağı bakalım bir dakika 8 indi evet bir şey yok Buradan aşağı ne indi? 5. Tamam, 2. Kaç kere var? 9 kere. 540 yapıyor. Yani bölme yapıyoruz. Yani bu 4 işlem ama yapacak bir şey yok. Burada hata yaptığın zaman da gidiyor. Evet, şuradan 4, burada 2 var, 8 var. Tekrar böleceğiz. Kaç kere var? 7 kere. O da ne yaptı? Burası 420 yaptı. Evet. Aşağı 8 indi. Bunu tekrar bunu 60'a böleceğiz. Kaç kere var? Bakıyorum bir kere var. 60 Aşağıda 19 var. 197 oldu. Bu sefer 3 kere var. 180. Buradan da ne indi aşağı? 17 indi. Bitti. Şimdi biz bunu tersten yazıyoruz. Tamam mı? Yani anlamı şu. 13 derece 17 dakika ve 8 saniyeymiş. Şunu Şöyle bir düzgün yazalım. 8 saniye. Bize sorulan da neydi? En küçük değeri diyor. Şimdi en küçük değeri bu mu? Bir toplayalım bakalım. Şurası kaç yaptı? 30. Buradan da geldi. 8, 38. Şimdi aklıma takıldı. Niye en küçük demiş? Hani daha büyük bir değer mi çıkıyor? Şöyle olabilir. Hani mesela aşağıdakiler hangisi olabilir diye bir soru gelebilir burada. Adam bir oynama yapar. Mesela oynamayı şöyle yapar. Şurayı görüyor musun? Şurayı. Buradan, e, hatta şuradan diyelim. Şuradan. Dereceden bir tane alır, onu getir, getirir, buraya koyar. Anlıyorsun değil mi? Buraya koyduza 60, burası 77 etti. Mesela şu an bu yazılanla bu yazı aslında özdeş. O yüzden en küçüğü bu oluyor. Böyle olunca baksana 77 geldi şimdiden. Tamam Mesela Peki geçiyorum. Toplamı kaç dakikadır diye sormuş. Biz burada ne yapacağız? Şimdi şu pi yani 180'i bir yazalım. Ne oldu bu? 2 çarpı 180 bölü 5 yaptı. Sonra onu bir ellemeyelim. 3,2 derece dursun. Peki burası kaç yaptı? Şurası 36,72 yaptı. 72 derece artı 3,2 derece gibi bir şey geldi. Ee, toplamına baktığımız zaman da 75,2 derece yapıyor bu. Şimdi kaç dakikadır dediği için bizim bunu 60'a çarpmamız lazım. Yalnız onu çarparken şöyle yazmak istiyorum. 75 artı 0,2 diyeceğim. Bunu 60'a çarpacağım. Şimdi onların bir kısmı ayrı çarpmak istiyorum. Peki ne yapar o zaman? 75 ile 60'ı çarptığımız zaman şöyle bakıyorum. 4500 yapıyor. 4500 yaptı evet. Sonra burayı da buraya çarptığımızda burası aslında kaçtır? 1/5'tir. bölü 1/5 bölü 60'ı çarptığımızda ne gelecek? 12 gelecek. 4500 yapıyor toplamı. Şuradan 12 gelecek ya. 4500 12 dakikaymış. Evet. D şıkkındaymış. Ne bu soruya geldik? Bu soruda Çıkartma var ama şu klasik sorunumuz yani buradakiler daha küçük aşağıdakiler daha büyük. O yüzden buraya atamalar yapmak zorundayız. Onu şöyle yapacağım. İlk önce şurayla oynuyorum. Şurayı görüyorsun. Burayı değiştireceğim. Nasıl yapacağım peki? 33 derece yazdım. Şimdi buraya bir tane ne attım? Ne attım oraya? 60 attım. O zaman orası 81 yaptı. Bir bekle. Hemen gitmeyelim. Burayı da değiştirmek istiyorum tamam. Şimdi 33 derece duruyor. Bu sefer buradan bir tane aldım, 80 yaptı. Onu buraya aktardım. Buraya aktardığım zaman buraya da 60 eklendiği zaman ne oldu burası? 75 oldu. Yani neymiş? 33 derece 80 dakika 75 saniyeymiş. Şimdi çıkartma yapacağım. Çünkü çıkartmalarım olabilecek durumda şimdi. Yukarıdakiler büyük, aşağıdakiler küçük. Çıkartalım. Buradan 2 indi, buradan 3. Tamam. Ee, şimdi 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Burada kaldı, 7'den 4 çıktı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Buradan 0 ve 10. Yani şöyle bir şey geldi. 10 derece 46 dakika 32 saniye geldi ve görüyorum cevaplar da aşık. Geçtim. Toplaması daha kolay aslında. Şöyle buraları bir toplayalım. Şimdi şunları topladığımız zaman 11 elde var 1. Burası 7 etti 8. Şu. Bunları toplayalım. Yine 11 elde var 1. Burası şu an 7 etti. Yine 8. Toplama aynı geldi. Sonra şunları topladığımızda 9 bir de şuradan 39. Şimdi 39 derece 81 dakika 81 saniye ile karşılaştık. Şimdi bu istediğimiz bir durum değil. Çünkü şuradaki değerlerin 60'ın altına indirgenmesi lazım. Onu şöyle yapacağız. 81'i 60'a böldüğümüzde kalanımız ne? Bizim 21. Ne var elde? 1. Hani 81 60'a böldüğümüz zaman bölüm nedir? 1'dir ya ondan bahsediyorum. Şu 1. Biz bu 1'i ne yapıyoruz? Şuraya aktarıyoruz. Burası kaç yaptı şimdi? 82. Şimdi 82'yi yazayım onu. 82'yi 60'a böldüğümüzü düşün. Kalanımız ne? Burada elde var. E, yani buraya 1 yazacağız. Kalanımız ne buradan? 22. Buradan aşağı ne indi? 22 indi. Elde ne var? Yine 1. Bir. O bir de buraya aktardık. Şuraya. O zaman da ne oldu? 40 derece oldu. Yani cevabımız 40 derece 22 dakika 21 saniyedir. Nedir yani? C şıkkıdır. Peki. Evet şöyle bir yapalım. A ve B açıları verilmiş bir üçgen için e, diğer açı olan C sorulmuş bize. Şunları bir toplayacağız. Topladığımız zaman buradan gelelim. E, 7, 5, 12 elde var 1, 3, 1, 4, 1 elde 5. Sonra şurası 7, şurası yine 7. Şuradan ne geldi? 10, elde var 1, şurası 17 yaptı. Evet, 170 derece. 77 dakika 52 saniye gibi bir şey çıktı görüyorsun burayı Bizim bunu neyden çıkartmamız lazım? 180 dereceden çıkartmamız lazım Şimdi 180 dereceyi şöyle bir yazalım Bunu şimdi istediğim formata uyduracağım Ne yapacağım biliyor musun? Buradan buraya bir tane atacağım Burası kaç olduğu zaman 179 Derece oldu buraya Bir tane atınca burası 60 Dakikaya çıktı Sonra tekrar buradan da buraya bir tane atacağım o zaman 179 derece 59 dakika ve 60 saniyeymiş şimdi bizim 180 derecemiz buymuş buradan bizim bunu çıkartmamız lazım altına yazıyorum 170 derecemizi koyalım 77 evet 77 yaptı İlginç oldu burası daha hoşuma gitmedi bak 77 yapıyor ee, evet yapacak bir şey yok bir tane daha aktarmamız gerekebilir mi? Gerekebilir çünkü Bak burası 60 burası 52 ama şurada 77 yazıcı burası ne oldu? Yanlış oldu bir dakika hemen geri dönüyorum Burada kıvıracağım çünkü Bura hoşuma gitmedi Bu sefer buradan bir tane daha aktarıyorum Şimdi Burası o zaman 178 oldu Buradan buraya aktardığım zaman 60 ekliyoruz ya Ne oldu 119 oldu şurayı elleme Tamam Şimdi çıkartmayı yapalım. Onu buraya getireyim. 170 77 ve 52. Evet. Çıkartalım bakalım. Buradan 8 iniyor. Evet. bize sorulan ne bu arada? C açısının ölçüsü kaç saniyedir diye soruyor. He. Neyse bir devam edelim. buradan 2 indi aşağı. Şurada 11'den bu çıktı 4. Buradan da ne kaldı? 8 kaldı. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şunu e, bize saniye sorulduğu için bunu 60'a çarpacağız. Şurayı. Buraya 60'a çarparsak kaç gelecek? 6 kere 2. 12 elde var. 1, 24, 25. 2520 buradan. Bunu da bizim 3600'e çarpmamız lazım. 3600'e de 8'i çarpalım. Ne çıkıyor? 6 kere 8, 48 elde var. 4, 24, 28 yanına da 20 ekledik bu. Şimdi bütün değerleri birleştiriyoruz. Bak. 28.800 buradan var. Sonra şunun altına 2520 ekledim. Bir de şurada 8 var. Onu da ekledim. Şimdi toplayalım bakalım ne çıkacak. Buradan 8. Şuradan 2. Burada 13 var. Elde var 1. Burada 10 oldu. Bir elde 11 etti. Elde var 1 bu. 31.328 gibi değer çıktı. 31.328 evet görüyorum. Cevabımız neymiş? 5 şıkkıymış. Yani tabii ki e, yaparken yaparken şurayı görmedim ilk başta. Hani her şeyi aktardık aktardık ama bunu aslında yapmak da zorundaydık. Çünkü son bu saniyenin olduğu yere bir aktarma ihtiyacım var. Çünkü 52 çıkartacağız oradan. Ama 59 kalmıştı burada. 9 da bu sefer 77'de çıkmıyor diye bu sefer ne yaptım? burada bir tane daha aktardım. O yüzden harika bir soru olmuş bu. Çok sevdim. Gerçekten güzeldi. Peki. Geçiyorum. Şimdi bunun üçte biri sorulmuş bize. Ne yapıyoruz biz bu sorularda? Standart sorularda bunun çözümü vardı. Buna benzer bir çözümümüz vardı. 43'ü 3'e bölelim. Yani en soldan başlıyoruz. Şimdi kaç kere var? Bir bakalım. 10, 4 kere olsa 42 yapar. Kalan bir. Şimdi bu ne demek? Bu 14 derece demek. Bir de burada bir kaldı tamam mı? Bir de bir derecemiz de arttı. Bu bir derece aslında kaç dakikaya eşit? 60 dakika eşit. Doğru mu? Doğru. 60 dakikaya. Bir de şurada 34 dakika var. Onu da ekleyelim. Kaç yaptı şimdi bu? 94 dakika yaptı. Şimdi tekrar 94'ü 60'a böleceğiz. Aman 3'e böleceğiz. 60'lardan çıktı. 3'e böldüğümüz zaman 30, 1 yapsa 93 yaptı. Bu da buraya indi 1. Şimdi bu 31 dakika ve 1 dakika demek. Peki bu 1 dakika kaç saniyeydi? 60 saniyeydi. Burada kaç saniye var? 12 saniye var. Onu da ekleyelim. şimdi ne oldu toplamda? 72 saniyeye ulaştık. 72 saniyede tekrar 3'e böleceğiz. Böldüğümüz zaman ne geldi direkt? 24 geldi. Zaten burada hiçbir şey kalmadı. 0. Burası da ne oldu? 24 bir bakıyorum. Saniye kaldı. Evet. Şimdi en son şu hamleyi yapıyoruz. İyi bak. Şu 14 derece. 31 dakika ve 24 saniyeymiş diyoruz. Bunları yan yana getireceğiz. Nerede var o? Evet ben gördüm. A şıkkında var. Durum bu. Çok da zor değil aslında. Geçiyorum. 18,25 derecelik açının ölçüsü kaç dakikadır diye soruyor. Şimdi dakika dediği için bunu bizim 60'a çarpmamız lazım. Yani şöyle düşünelim bunu. 18 artı 0,25 Bunu 60'a çarpacağız. Bir ilerletelim. 18 artı 1 bölü 4 çarpı 60 demek. Şimdi bunları buraya dağıttığımız zaman ne oldu? 18 ile 6'yı çarpsam... Kaç yapıyor? 6 kere 8, 48, 6, 1, 4, 108. Yanına bir sıfır daha gelecek. 1 bölü 4 ile 60 çarptık. 15. Yani 1095 dakikaymış cevabımız. E şıkkında. Peki. 12. soruya geldik. 3 bölü pi radyanlık açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Pi radyan 180 derece değil miydi? O zaman 3 bölü pi diyeceğim. Ne kadar derecedir? Çapra çarpımı yapalım. Ee, buradan x şu çıkıyor. 180 çarpı 3 bölü pi bölü tekrar pi. Yukarısı 540 yaptı. Şu pi'lerde çarpıldığı zaman ne geliyor? Pi kare geliyor. 540 bölü pi kareye bir cevap. Bu. 5 şıkkı. Şimdi bu açılar dakika, derece, saniye türünden verilmiş. Şu sorulmuş. Şunu biliyoruz. Hani e, açılak konusunda buna biz M kuralı da diyoruz. Şunlar birbirine paralelse, şunlar birbirine paralelse, şurası A, burası B, burası da C açısı olduğunda C eşittir, A artı B'dir demiştik. Yani konuları anlatırken bunu söyledik. E, o halde bize bu sorulduğuna göre, aslında bu x açısı ile bunu topladığımızda buraya verdiğine göre bu x açısı şu olmalı. 68 derece 23 dakika 14 saniyeden 48 derece 56 dakika 25 saniye atmakla bulunur. Şu an bu sorunun cevabı buradan bulunacak. Bulunacak da şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çıkartılamıyor. O yüzden indirgeme yapacağız. 67 yapıyorum. Buradan bir tane buraya attım. Buraya kaç geldi şimdi? Bir düşün. 60 geldi. 60 eklediğiniz zaman buraya kaç yaptı şimdi? 83 yaptı. Yalnız ben bunu 82 yapacağım. Bu sefer bir tane de buraya atacağım. Ee, buraya bu sefer 60 eklendi. Kaç yaptı? Burası 74 yaptı. Evet. Şu an durum bu. Şimdi çıkartmamıza geçelim. Evet. Çıkartıyoruz. Şimdi 14'ten 5 çıktı. Ne kaldı burada? 9. 6'dan 2 çıktı. 4. Tamam. Şimdi hepsi 49'da bitiyor. Hani şıklar eriyebilecek mi diye baktım ama yok göremedim. 12'den 6 çıktı. 6. Burada 7'den 5 çıktı. 26 dakika. Var mı 26 dakika? Evet cevap B gibi görünüyor. Son hamleyi de yapalım. 17'den 8 çıktı. 9. 5'ten 1. Evet. Cevabımız 19 derece. 26 dakika 49 saniyemiş. Yani B şıkkıymış. Şimdi bu soru nasıl bir soru? Şunu 3'e böleceğiz. Bunu 7'ye böleceğiz. Sonra bunları toplayacağız. Şimdi şurayı bir 3'e bölelim. 15'i 3'e aslında bir şey söyleyeceğim. Her şey 3'e bölünüyor mu orada? 46 3'e bölünmüyor sadece. Değil mi? Evet. Şimdi 15'i 3'e böldük. Zaten burası 5. Bak. Şunu bir sileyim. Şurayı yazmamıza gerek yok. Burada bir küçük sıkıntı var. Onu halledelim. Şimdi 46 e şimdi 46'yı 3'e bölelim. Kaç yaptı? Burada 15 var. 45 yaptı. 1 indi. Bu aslında nedir bu arada? 1 dakika, 15 dakika. Bir bakıyorum şöyle. Evet. Şimdi 15 dakika, 1 dakika ne kadar saniye? 60 saniye. 60 saniye gittik, 12'yi ekledik. Ne oldu orası? 72 saniye oldu. Bu sefer de 72 saniyeyi kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Zaten burası direkt 24 çıkıyor. 24 saniye çıkıyor. Yani şunları birleştireceğiz. Zaten bu 15'i 3'e e tam bölündüğü için yapmadım o işlemi. Oradan gelen sayı şu. E, 5 derece. Sonra şuradaki 15. Neydi? Dakika. Ve buradan da 24 saniye. Tamam mı? 24, yazamadım onu bir türlü. 24 saniye. Şimdi o burası oldu bizim için. Şurayı görüyor musun? Burası oldu. Sırada ne var? Sırada y bölü 7 var. Onu bir bulalım. Şu ayıralım kağıdımızı. Şimdi y için aynı şeyi yapalım. y bölü 7'yi bulmamız lazım. O yüzden 50'yi 7'ye tam bölemediğimiz için onu ayrı ayrı yapacağız. 57'ye bölelim. 7 kere 7 49 kalan 1. Yani bu şimdi ne oldu? 7 derece 1 derece oldu. Bu 1 derece ne kadar dakika? 60 dakika. Bir de burada ne var? 5 dakika var. Onu da ekliyoruz. 65 dakika yaptı. Şimdi bunu tekrar 7'ye böleceğiz. Kaç kere var 7'ye böldüğümüz zaman? 9 kere 7, 63. Kalanımız 2. Evet şimdi bu ne yaptı? Şöyle yapalım. 2 dakika kaldı. 2 dakika ne kadar saniyedir? 120 saniye. 120 saniye. Bir de orada 6 saniye daha var. Onu da ekleyelim. 6 saniye. Yani 126 saniye yaptı. 126 saniye de tekrar 7'ye bölelim. 7 kere kaç kere var? 1 kere var. 7. Buradan 56 indi ve 18. Zaten 56 sıfır kaldı. Şimdi burada şunları birleştiriyoruz. Bak 7 derece 9 dakika ve 18 saniyede bunun altına yazacağız. Şimdi şuraya yazacağız. Yazıyorum onu. Şu çizgiyi sileyim. O çizgi şu an çok çirkin gözüktü. Daha doğrusu onu şöyle ayırayım da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım evet. Buraya şimdi onları yazalım. 7 sonra 9 ve 18. Toplayalım. Burası kaç yaptı? E, i̇ki elde var. 1, 3, 42. 42 saniye olmalı. Evet şu üçünden biri cevap. Neyse devam edelim. Bunları topladık ne yaptı? Bakalım 24 dakika geldi. Buradan da ne geldi? 12 derece. 12, 24, 42 olmalı. 12, 24, 42 cevabımız E şıkkında çıktı. Evet durum bu. Şimdi bu soru nedir? Bir derecelik açının ölçüsü kaç radyandır diye soru. Çok basit bir soru bu. Şimdi şu değil mi? 180 derece pi değil miydi? O zaman bir derece nedir diye soruyor. Çok basit gerçekten. Çapra çarpımı yapalım. X buradan ne gelecek? Pi bölü 180 gelecek. Cevabımız bu. Yani A şıkkı. Geçtim. Son soru, bu testin son sorusu. Bir dakika kaç radyandır diye soruyor. Şimdi bir dakika bir kere ee, bir dakikamız bir dakikamız ne kadar derecedir? Bunun 60'ta biri. Yani 1 bölü 60 derecedir. O halde soru şöyle gidecek. Radyanı istiyor değil mi? 180 derece pi olduğuna göre 1 bölü 60 derece nedir diye bir orantı kuracağız. Evet. Bakalım ne çıkacak? X eşittir. Pi bölü 60 Alt tarafta da ne var? 180 var. Yani pi. Şimdi 6 ile 18 çarptım. 108 yaptı. Sonra şu ikisinden de 2 sıfır daha gelecek. Pi bölü 10.800 gibi bir cevap olması lazım. Evet gördüm cevabı. Edirnedir. Şimdi bu testi bitirdim. Konu pekiştirme 1 bitti. Şimdi bundan sonra yeni bir konu var. Orada görüşeceğiz tamam mı?